Bu heykeli çok seviyorum çünkü çok fazla hareket var. Bir sanatçının tutup da en utanç duyduğum anımı bir heykele dönüştürdüğüne inanamıyorum. Andromeda'nın annesi deniz tanrısını hakaret edince deniz tanrısı kıyılara terör salması için bir deniz canavarı göndermiş. Andromeda'yı bir kayaya zincirleyen ailesi deniz canavarı Andromeda'yı yediğinde onları rahat bırakacağına inanıyormuş. Andromeda'yı gören Perseus deniz canavarına Medusa'nın kafasını göstermiş. Medusa çok çirkin olduğu için onu gören canavar da taşa dönüşmüş. Böyle devam et, değil mi? Kaş yapayım derken göz çıkaracaksın. Canavardan kaçıyormuş gibi görünüyor ama kasılmış kolları aynı zamanda sanki canavarı uzaklaştırmaya çalıştığını da düşündürüyor. Bu hiç de kolay olmamalı. Yani bir canavarı itmeye çalışmak. Ama bazen küçük şeyler daha acımasız olabiliyor, değil mi? Hayır, ben acımasızım esas. Baksana bana! Deniz canavarı bir ejderhaya benziyor. Kanatları ve iki tane kuyruğu var. Buna rağmen çok küçük ve hiç de korkutucu değil. Hatta çok da şirin. Evcil bir deniz canavarım olsaydı bunun gibi olmasını isterdim. Çocuk sen ne diyorsun?